Efendim herkese yeniden merhaba. Karadeniz üzerinde savaş bulutları. Rusya'nın geçtiğimiz yıl bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabası ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çabalara büyük katkılarıyla varılmış olan Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan ve o anlaşmadan çekilmiş olması Karadeniz'de yeni bir gerginlik alanının da doğmasına neden oldu. Çünkü bunun böyle olacağı belliydi. Montrö'nün ileride de belki de sıkışmasına neden olacak. Türkiye'nin Çanakkale ve İstanbul Boğazı üzerindeki yaptırım gücünü özellikle NATO ve Batı'nın bir şekilde sorgulamasına ve hatta delmeye çalışmasına neden olacak gelişmelerin başlangıç günlerindeyiz. İ harfine bakın, bu konudaki ilk çalışmamı da sizlere aktardım. Bazılarınız diyor ki ben söylemiştim demenden sıkılıyoruz. Doğrudur, haklısınız. Ben de o yüzden İ harfine atıfta bulunuyorum. Oraya bakarsanız daha önce ifade etmiş olduklarımla karşılaşırsınız. Şimdi İngiltere İstihbarat Servisi'nin açıklamasına göre anladığımız kadarıyla Putin özellikle bu tahıl anlaşmasının sonuna yaklaşıldığı günlerde Ankara ve Birleşmiş Milletleri biraz oyalamış gözüküyor. Çünkü gelen bilgiler ve istihbarat ve değerlendirmeler Rusya'nın kendisi için doğru çalışmadığına inandığı bu tahıl anlaşmasından çekilmeyi ve bunu iptal etmeyi karar vereni çok olduğu yönünde. Yani 3 aylığına uzatılmış olması için o nedeniyle sanıyorum son dönemde Putin, Dmitri Peskov, Sergey Lavrov bunlar Ankara'ya biraz oyalama taktikleriyle yaklaşmışlar. Çünkü Erdoğan çok net söylüyordu, ben Putin'i tanıyorum, onu uzatacaktır diye, fakat uzatmıyor. Niçin uzatmadığını defalarca söyledik, fakat kendisinin değerlendirmeleri geldi. Onları da söyleyeyim. Batılılar anlaşmanın ruhunu bozdular diyor. Kendi şirketlerinin yüksek karlarıyla ilgilendirdiler diyor. Yani Afrika ve Asya'ya gidecek olan tahılların kendi depolarında depolanması ve onun üzerinden gıda spekülasyonu yaptıklarını savunuyor Putin. Haksız mı? Bakın ben bu olayda ikide bir söylüyorum. Ruslar çok haksız değil ha. Onu söyleyeyim. Çünkü orada başka hikayeler döndü. Rusya'nın zarar etmesine çalıştılar. Şimdi de dünyaya yalan söylüyorlar. Sanki bütün sorumlusu bizmişiz gibi. BM, Birleşmiş Milletler çalışanları işlerinin iyi gitmesi için çok çalıştılar. Çok çaba gösterdiler ama Batı'nın bu tutumu karşısında yapacakları da fazla bir şey yoktu. Gübre ihraç edemedik. Tahılımızın fiyatı %40'lara kadar düştü. Sadece çiftçimizin bir yıllık mali kaybı 1.2 milyar dolara ulaştı. Bunlar karşılanmadığı sürece biz bu tür bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz diyor. Ve devam ediyor. Eğer bizim şartlarımız kabul edilirse ve bu yönde bir düzenleme yapılırsa derhal ben dönerim diyor bu anlaşmaya. Fakat Batı'dan öyle bir hareket yok. Yani SWIFT uygulaması, Rus limanlarına dönük ambargo, Rusya'dan çıkmış ürünlerin çeşitli limanlarda tutulması gibi politikalardan geriye döneceğine dair Batı herhangi bir gelişme sergilemiyor. Şimdi bu durum çerçevesinde bir de tabii açıklamalar var. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Josep Borrell, Rusya dünyada gıda krizinden sorumludur. Bu kriz çok büyüyecek ve milyonlarca insan etkilenecek. Tahıl silolarına saldırmak insanlık suçudur diyor. Anlatacağım tahıl silolarına saldırıyı. Tamam. Ama o zaman siz de adamlarla bir şeyi konuş. Adam sürekli sorunlarını anlatmaya çalışıyor. Annalena Baerbock, Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna tahılının silolarda çürümemesi için gereken tedbirleri alıyoruz. Yüz binlerce insan şu anda dünyada acil tahıl bekliyor.
Dünya bu tahıla ihtiyaç duyuyor diyor. Peki bunların olacağını bilmiyor muydunuz? Yani adamın geri çekilebileceğini, Karadeniz'in yeni bir savaş alanına dönebileceğini düşünmüyor mu yani? Bu kadar kurmay, bu kadar diplomat. Enteresan. Bakın Rusya, Odessa ve Mikolaev ve Harkov. Harkov ayrı. Harkov'da biliyorsunuz Kupyansk, Harkov bölgesi, büyük savaş. Rus fena saldırıyor orada, doğuda. Bugün ayrı bir cephe haberi vermeyeceğim. Doğuda saldırıyor. Ukrayna ise güneyde durmuş vaziyette. Tamamen bir sükunet var güney cephesinde. Büyük bir olasılıkla güney cephesindeki askerlerini doğuya sevk edecek. Bu kadar söyleyeceğim. Çünkü çok fazla yeni bir gelişme yok. Ama özellikle Odessa ve Mikolaev'e toplam 38 füze ve drone attı dün akşam. 19 artı hani. Ukrayna hava savunması bunların yarısını ancak düşürebilmiş. Diğer yarısı bayağı merkezi bölgelere geldi. Mikolaev'de 5'i çocuk 19 yaralı var. Çok sayıda ölü var. Apartmanlara düştü füzeler. Aynı durum Odessa'da da geçerli. Ama en önemli şey Mikolaev ve Odessa gibi Karadeniz sınırının kıyısında olan bu şehirlerin ihraç depoları var, siloları var. Oralar vuruldu. Yani vuruldu, Zelenski'nin bir açıklaması var. Aynen okuyorum. Diyor ki şu anda saldırıya uğrayan limanlarda 1 milyon ton tahıl stoklanmış durumda. Bu tahıllar Afrika ve Asya'nın ihtiyaçları için ayrıldı. Baba bir yıldır habire Avrupa alıyor. Ve o ülkeler uzun süredir sevkiyatı bekliyorlar. Tamam, uzun süredir sevkiyatı bekliyorlar cümlesi doğru. Çünkü Avrupa'yı doyurdu tahılda Zelenski. Ve o bölgede yani Odessa'da 60 bin ton tahıl tahrip olmuş. Yani bomba düşmüş üzerine. Bu böyle devam ediyor. Fakat işin esasına geliyoruz. Türkiye için alarm derken bunu söylüyordum. O yüzden aman sakın dedim donanmayı falan sokmayın bu işin içine. Bakın ne diyor Rusya Savunma Bakanlığı. Karadeniz inisiyatifinin ve insani deniz koridorunun 20 Temmuz 2023 Moskova saatiyle gece yarısı itibariyle biraz yani bu akşam sonlandırılması nedeniyle Ukrayna limanlarına doğru yol alan bütün gemiler askeri kargo taşıyıcısı olarak değerlendirilecektir. Yani ben tahıl almaya gidiyorum. Rus diyecek ki içinde senin tank var, top var. O. Bununla birlikte bu tür gemilerin bakın bu tür gemilerin bayrak sahibi devletler de Ukrayna çatışmasına Kiev rejiminin yanında yer almış olarak kabul edileceklerdir. Yani bir takım akıllar vardı. Efendim işte NATO ülkesidir Türkiye. Kendi gemisini yollasın. Gemiler o Türk gemileri taşısın sonra. Yok diyor ki sakın. Sakın sivil gemilerinizi buralara bu limanlara yollamayın. Çünkü o zaman sizin o bayrağınızdan dolayı bu savaşta sizin Ukrayna adına savaşa girdiğinizi göreceğim diyor Rusya. Açıklama çok net. Çok net. Karadeniz'in kuzeybatı ve güneydoğusunda oluşan çok sayıda deniz alanı deniz seyri seferi veya deniz trafiği açısından geçici tehlikeli bölge ilan edilmiştir diyor. Sokmayın diyor oraya kimseyi. Yani gemilerinizi sokmayın, hiç diyor şey yapmam, tavsiye etmem. Niye? Bakın ne diyor Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodger. Aldığımız istihbarat Rusya'nın Ukrayna limanlarını kuşatan alanlara çok sayıda mayın döşediği yönündedir. Buyurun mayın indi. Bunun aynı zamanda sivil gemilere Karadeniz'de saldırıların gerçekleştirmenin ilk adımı olduğunu inanıyoruz. Bu kabul edilebilir değildir.
buna karşı koyarız. Nasıl karşı koyacak? Diyelim ki bir Afrika Panama gemisi limana doğru gidiyor. O Rus dedi ki arkadaş müdahale ediyorum kusura bakma vurdu onu veyahut içine asker çıkardı. Nasıl müdahale edecek? Kim müdahale edecek? Şu anda bu gün itibariyle bu açıklamayla Karadeniz'in deniz ve hava sahası Rusya kontrolündedir. Açık konuşalım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Hiç hayallere ihtiyaç yok. Hiç hayallere. Adam diyor ki Karadeniz'i ben yasak bölge yaptım kardeşim. Zaten dikkat ettim bir yerde detay geldi. Sivil havacılık trafiği bir anda Karadeniz'in üzerinden Türkiye'nin üzerine kaymış vaziyette. Karadeniz'in üzerinden bir tane bile sivil uçak uçmuyor. Niye? Çünkü adam ilan etmiş. Bu bölgelerde fazla dolanmayın diyor. Bu zaman içinde eğer böyle devam ederse kısa bir zaman diliminde bir Karadeniz krizi devamında da büyük bir olasılıkla Karadeniz Savaşı'dır. Buna kim girer kim çıkar bilemem. Bu boğazları tutabilir miyiz tutamaz mıyız bilemem. Onları o gün konuşacağız. Ama şimdiden ifade ediyorum. Durum giderek Karadeniz'de vahim bir hal alıyor. Ya Batılılar Rusya'nın taleplerini yerine getirecekler ve adam yeniden anlaşmaya dönecek ve bu mesele belki 2 yıl rafa kalkacak. Yahut da gerçekten başımız belada arkadaşlar. Hoşça kalın.